Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün Nevşehir'e geldi. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün saat 12'de Nevşehir merkezde bulunan alışveriş merkezi önünde vatandaşlarla buluştu. Daha sonra ise basın açıklamasında bulundu. Başkan Ümit Özdağ Nevşehir'de şunlara değindi. Değerli Nevşehirliler, değerli basın mensupları, Zafer Partisi 2024 Mart yerel seçimleri için çalışmalarını Nevşehir'den başlatmıştır. Yarın Kırşehir, Aksaray ve Eskişehir'den çalışmalarımız devam edecek. Bunu da ayın 14'ünde Sinop'ta başlayıp 21'inde Artvin'de bitecek olan Karadeniz turumuz izleyecektir. Yerel seçimler ülkemiz için, halkımız için yeni bir fırsattır. Yerel seçimlerde Türk halkı saray rejimine ve saray rejimini ayakta tutan sarı muhalefete ders vermek için bir fırsat yakalamıştır ve dilerim ki bu fırsatı kullanacaktır. Saray rejimi rant demektir. Saray rejimi hukuksuzluk ve baskı demektir. Saray rejimi devlet kurumlarının tahrip edilmesi demektir. Saray rejimi Ege'de Yunan ordusunun Türk adalarını işgal etmesi demektir. Saray rejimi Beşli Çete'nin 200 milyar dolardan daha fazla ihale alması demektir. Saray rejimi milyonlarca emeklinin 7500 lira maaşla adeta ölüme mahkum edilmesi demektir. Ve saray rejimi 13 milyon sığınmacı ve kaçak bu ülkeye doldurulup Türk milleti için para bulunmazken onlara yılda 11 milyar dolar harcanması demektir. Saray rejimi yılda 7 milyar doların insani yardım adı altında dünyanın değişik ülkelerine aktarılırken Türkiye'de üniversite öğrencilerinin yurtlarda asansörlerde düşerek ölmeleri ve sefalet içerisinde okumaya çalışmaları demektir. Ve sarı muhalefet ise işte bu saray rejimi karşısında etkisiz muhalefeti bilinçli olarak yapıp bu saray rejimini ayakta tutan muhalefet demektir. Saray rejiminin bu politikalarına cevap vermeyen, Türk halkının taleplerini siyasete taşımayan muhalefettir ve bu seçimlerde Türkiye işte bu iki unsurla, saray rejimi ve sarı muhalefetle paylaşacaktır. Gereken dersi verecektir ve biz de Zafer Partisi olarak Türk milletinin önüne diğer partilerin sunmayı akıllarından dahi geçirmedikleri belediyecilik çözümleri sunarak çıkacağız. Zafer Partisi'ne eğer bu seçimlerde oy verirseniz belediyelerimizin kaynaklarından sığınmacı ve kaçaklara bir kuruş dahi aktarmayacağız. Eğer Zafer Partisi'ne oyunuzu verirseniz sığınmacı ve kaçakların dükkan açmalarına izin vermeyeceğiz ve Türk esnafı bu sığınmacı yayılması karşısında koruyacağız. Ruhsatsız açılan bütün kaçak ve sığınmacı dükkanlarını belediye derhal kapatacak. Bir evde 5-6 ailenin oturmasına izin vermeyeceğiz. Belediye tesislerini öncelikle Nevşehirlilerin, Kırşehirlilerin, Bolulularının, Artvinlilerin, İstanbulluların, yani bu ülkenin vatandaşlarının kullanacağı şekilde kullanım
kuralları getireceğiz. Eğer ama Zafer Partisi'ne oy verirseniz sokaklarda güvenli yürüyeceğiniz gibi uyuşturucu çetelerine karşı ve uyuşturucuya karşı açılmış bir mücadeleyi de göreceksiniz belediyeler eliyle. Şehrin her tarafında yeni spor tesisleri, spor alanları, belediye üzerinden örgütlenen spor kulüplerini göreceksiniz. Gençlerimiz mahalle arasında futbol, basketbol oynamak, voleybol oynamak durumunda kalmayacaklar. Aynı zamanda atanamayan öğretmen kardeşlerimizi de belediyelerin bu açmış olduğu spor tesislerinde istihdam edeceğiz. Böylece Türk gençliğine yönelik bir saldırı olan uyuşturucuya karşı da Zafer Partisi belediyeler eliyle mücadele başlatacak. Her belediye yol yapar, her belediye asfalt çalışması yapar ama bizim yaptıklarımızı hiçbir partinin belediyecilik anlayışı içerisinde göremezsiniz. Evet, şimdi sizlerin soruları varsa o soruları da cevaplandırmaya hazırız. Efendim, Zafer Partisi yerel seçimlere tek başına mı gelecek, bir ittifak düşünüyor mu? Biz Zafer Partisi olarak yerel seçimlere tek başımıza girmek üzere bütün çalışmaları yaptık. Ancak İYİ Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi ile yollarını ayırması sonrasında kamuoyunun da bildiği, sizlerin de bildiği gibi ben Sayın Meral Akşener'e İYİ Parti ile bir seçim işbirliği çağrısında bulundum. Çünkü böyle bir seçim işbirliği ortaya %20'yi aşan bir oy potansiyeli çıkartıyor. Eğer İYİ Parti tek başına seçimlere gitme kararı alırsa, Cumhur İttifakı'nın en güçlü dönemini yaşadığı bir dönemde böyle bir tek başına giriş, isteseler de istemeseler de Cumhur İttifakı'na bir dolaylı destek anlamına gelecek. Ve bundan dolayı bu desteğin oluşmaması, her iki AKP ve CHP'yi kastediyorum, tarafta oy vermek istemeyen seçmenin rahatlıkla oy verebileceği bir üçüncü seçeneğin ortaya çıkması anlamında bizim İYİ Parti'ye yapmış olduğumuz bu real politik ve iyi niyetli çağrıya şu ana kadar bir cevap alamadık. Umarım partinin yetkili kurullarında görüşmeler yaptıktan sonra bize olumlu bir cevapla dönerler ve görüşmelere devam ederiz.